Merhabalar. Çok farklı bir yerden sesleniyorum şu anda size. Sesleniyorum ne ya? Benim için çok uzun süredir belirsiz olan ama bir yandan da çok istediğim bir şeyi gerçekleştirdim. İstanbul'a taşındım. Şu an İstanbul'daki evimdeyim. Kendi evimdeyim. Bu video çekmediğim süreçte hayatımda gerçekten çok fazla değişiklik oldu. Bunların elimden geldiğince büyük bir kısmını kaydetmeye çalıştım. Çünkü anları kaydetmek ve daha sonra o zamanlarda ne hissettiğimi hatırlamak benim gerçekten tutkulu olduğum bir şey. Aslında şu an ne hissettiğimi anlatmadan önce biraz size bu ev tutma sürecinde olan şeylerin, özellikle o günün nasıl geçtiğini göstermek istiyorum. Biraz öyle anlatmak istiyorum. İsterseniz önce o kısımları göstereyim. Sonrasında detaylı konuşalım. Güne 6.15'te Ankara'dan trene binerek başladık. Babamla bol bol uyuduğumuz ve gerçekten dışarı çok bakamadığımız bir yolculuktu. Burada hissettiğim şeyi anlatmam çok mümkün değil. Aklımdan tonlarca şey geçiyordu. Acaba olacak mı, olmayacak mı, olursa nasıl olacak? Her anlamda maddi, manevi, benden neler alacak, neler katacak? Çok fazla şey geçiyordu aklımdan. Ama bir yandan bunu babamla beraber yapıyor olmak ve beraber geçirdiğimiz bir macera olacak olması da bana heyecan veriyordu. Ben bu tarz uzun yolculuklarda, arabada olsun, trende olsun, uçakta olsun hep çok uykum gelir ve eğer yanımda biri varsa mutlaka omzuna kafamı koyup uyurum. Babamla küçüklüğümden beri yolculuklarımız meşhurdur. O yüzden ilklerime çok şahit olmuştur hep. Trenden indiğimizde direkt Saraçoğlu'nu gördük. Babam fanatik Fenerbahçelidir. Çok mutlu oldu gördüğünde. Zaten burada da fotoğrafını çektiriyor bana. Evin olduğu semte yaklaşmaya başladıkça heyecanım iyice artıyordu. Çünkü gerçekten kafamdaki bu belirsizlik beni mahvediyordu. Bir yandan çok mutluydum, bir yandan çok endişeliydim. Bir yandan da açtık bu arada. Gerçekten saatlerde hiçbir şey yemiyorduk. Daha sonra emlakçının yanına gitmeden kahvaltı yapmaya oturduk. Heyecandan ellerim titrerken bir yandan babamın rahatlığı beni de rahatlatıyordu. Çok öyle bir adamdır bu arada. Kolay kolay hiçbir konuda endişelenmez, stres olmaz. Her zaman iyi düşünmeyi, pozitif olmayı aşılar. Hatta biraz fazla aşılar bazen. Tabii nihayetinde kahvaltı bitti ve eve gittik. Bu merdivenleri çıkarken hissettiğim duygular çok karmaşıktı. İlk defa girdiğim bir apartmanda, ilk defa gördüğüm kapılarda bunlardan birine evim deme ihtimalimi düşünüyordum hep. O kadar uzun süredir ev bakıp olmamasına alışmıştım ki bir yandan aslında çok heveslenmek istemiyordum. Bir yandan da içinde çok farklı bir his vardı gerçekten bu sefer olacağıyla alakalı. Nitekim doğruymuş. Hayatımda aldığım en büyük sorumluluklardan biriydi sanırım. Ellerim titriyordu zaten. Bir yandan imzalıyorum, bir yandan da bu kadar uzun süredir hayalini kurduğum bir şeyin gerçek olduğuna inanamıyorum aslında. Çok uzun bir süre fark edemedim zaten. Ofisten çıktıktan sonra benim için başka çok özel bir an yaşadık aslında. Çünkü İstanbul'da en sevdiğim tatlıcılardan birine yakındık o sırada. Babama çok rastgele muhabbet arasında bunu söyledim ve babam kutlama yapmak için oraya gitmemizi önerdi. Burada sürekli etrafa bakıyordum. Buranın artık benim yaşayacağım yer olduğunu kabullenmeye çalışıyordum biraz. Kabullenmekten de öte bunun doğruluğunu hazmetmeye çalışıyordum aslında. Sürekli gülüyordum garip bir şekilde ama benim birazcık aslında savunma mekanizmam gibi bir şey. Çok fazla konuda sinirim bozulduğunda, kızdığımda gerçekten gülüyorum. O yüzden günün devamında aslında sürekli güldüm gerçekten. Gülmesem de gülümsedim. Sonrasında yaklaşık 2 saatlik bir vaktimiz kalmıştı Ankara'ya dönmek için. Bu 2 saatte babam tabii ki deniz görmek istiyordu. Ama benim yer yön bilgim çok iyi olmadığı için ve olsa da telefonumdan da çok uygun bir yer bulamadığım için Eminönü'nde bilen bilir köprünün altında böyle birazcık daha turistlerin tercih ettiği çardak tarzı kafeler vardır. Çok fazla böyle İstanbul'a keyfi gezmeye gittiğinizde gitmezsiniz oralara yani. Bu sırada babamla beraber aile bireylerine haber veriyorduk. O yüzden babam telefonla konuşuyordu. Ben de neler olacağını düşünüyordum aslında bundan sonra ilk ne yapmam gerektiğini, önümüzdeki birkaç günün nasıl geçeceğini, önümüzdeki birkaç haftanın, birkaç ayın nasıl geçeceğini düşünmeye başladım ve düşündükçe aslında içinden çıkamadım. Denizi seyretmek, bu şehrin kalabalığını görmek, aslında bir şekilde hayatın devam ettiğini bu kadar net bir şekilde anlamak bir yandan da iyi geldi. Çünkü aslında bana çok büyük gelen şeylerin bir şekilde çözebileceğini ve esas önemli olanın adım atmak olduğunu hatırlattı bana.
dönüş vaktimiz geldiğinde yola çıkarken yapmayı en çok sevdiğim şeylerden birini yaptık. Gün batımını izledik ve çok çok güzel bir manzaraydı gerçekten. Hem çok güçlü hem de çok çaresiz ve küçük hissettiğim anlardan bir tanesiydi. Ama aslında içten içe düşündüğüm bir şey vardı. Gerçekten başardım. Süreç böyle gelişti ve en nihayetinde şu anda kendi evim diyebileceğim yerde koltukta oturuyorum ve sizinle konuşuyorum. Bunu daha sonra izleyeceğiniz videolarda da göreceksiniz. Sık sık dile getiriyorum ama Ankara'da daha İstanbul'a gelmeden önce çektiğim videolarda da var bu. Gerçekten bu duygunun tanımını bilmiyorum. Garip diyebiliyorum sadece. Öncelikle maddi manevi kendi birikimimle şu an olduğum noktaya gelmiş olmak kendimle ciddi bir gurur duymama sağlıyor. Evde şu an tek başıma, bugün günlerden perşembe, yaklaşık salı, çarşamba, perşembe 3. günüm evde yalnız. Açık konuşmak gerekirse daha çok anlamadım. Daha çok gelmedi o düşünce ama tabii ara ara işte yemeğimi kendim hazırladığım zaman ya da uyumadan önce işte kimse iyi geceler demediğim zaman evde yanan herhangi bir ışık, zaten küçük bir ev bana ait olduğu zaman birazcık böyle anlarda anladım tabii ki. Yalnız olduğumu demeyeyim. Yalnız olmak çok güzel bir tabir değil ama tek olduğumu diyeyim yani. Tek yaşamak demeyi tercih ediyorum. Yalnız yaşıyorum demeyi tercih etmiyorum. Koza dönemindeyim falan. Gerçekten şu anda bunun olmuş olması çok inanılmaz geliyor. Evet, daha önce İstanbul'a defalarca geldim. Ailemin belli bir kısmı burada. Teyzem, kuzenim vesaire. Ama bunun olabileceğini, hiç gerçekten burada bir hayata başlayabileceğimi, burada bir düzenim olabileceğini bu kadar gerçekten hissetmemiştim. Hala daha çok hissetmiyorum aslında. Burada beni ne bekliyor, karşıma neler çıkacak, hayatım nasıl olacak? Hayatıma yeni kimler girecek? Hayatımdan kimler çıkacak? Hiç bilmiyorum. Ankara'da evet ailemi ve oradaki yakın olduğum insanları, arkadaşlarımı özlüyorum. Evet, ve onlarla olmayı gerçekten çok seviyordum. Ama Ankara'nın artık bana iyi gelmeyen bir yönü vardı. O stabil hayatı ve hep aynı rutinin içinde yaşamayı artık istemiyordum. Şeyleri öğrenmek, kendi kendime yetebilmek. Bu konularda hep çok eksiktim. Bunu daha iyi anlıyorum. Vakit geçirdikçe, çok kısa bir zaman olmasına rağmen. Kendi kendime eylemek de diyebilirsiniz. Kendi kendine yetebilmek de diyebilirsiniz. Bu konuda ciddi bir eksiğim olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayatım boyunca tek bir gün evde dursam bile her zaman işte hep dışarı çıkayım, şunu yapayım, şunu edeyim gibi bir insan oldum. Bunun gerekli olabileceğini ve bununla beraber aslında kendime bir düzen kurmam gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun için ilk adımı attım. Her şeyden önce işim için, kariyerim için bunu yapmış olmak, daha aktif olabileceğim, kendimi daha iyi gösterebileceğim bir yerde bulunuyor olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Çok çalışmak istiyorum şu an. Beni en çok motive eden, bana en çok güç veren şeylerden bir tanesi bu. Hayattaki önceliğim şu anda bu diyebilirim. Üretmek istiyorum, çalışmak istiyorum. Umarım aklımdaki şeyleri, hedeflerimi kısa vadede, uzun vadede gerçekleştirebilirim. Bunları yaparken evet biliyorum insanların yanımda olduğunu. Aa, niye böyle oldu yine? Ailemin yanımda olduğunu biliyorum. Yakın arkadaşlarımın yanımda olduğunu biliyorum. Ama en nihayetinde artık ben varım sadece. Bir şeye ihtiyacım olduğu zaman ilk kendime koşmam gerekiyor. Bir şey ters gittiği zaman bununla ilk kendim yüzleşmem gerekiyor. Mesela şu an raflara falan bakıyorum. Çok fazla eşyası olan bir insan değilim. O yüzden henüz biraz boş ev. Çok göstermek istemiyorum şu anda. Daha sonra ev birazcık daha oturdukça zaten detaylı gösteririm. Bir takım şeylerin başta zor olacağını biliyorum. Öğrenmem gereken çok şey var. Bu en basit evle alakalı şey bile olabilir. Çamaşır, bulaşık vesaire, öyle şeyler bile olabilir. Yani 22-23 yaşında bunu başarmak için bir adım atmış olmak beni gerçekten mutlu ediyor. Dediğim gibi çok uzatmak da istemiyorum. Sadece bunları sizinle paylaşmak ve aslında bu görüşmediğimiz süre zarfında neler olduğunu ve bundan sonraki süreçte olabilecek şeyler için ne kadar heyecanlı olduğumu paylaşmak istedim. Umarım, umuyorum ki her şey güzel olacak. Buradan aileme ve arkadaşlarıma küçük bir not da bırakayım. Anne, pazar kahvaltılarında çok sevdiğim şeyleri yapma. Kimsenin yemesine gerek yok. Baba, biz iyi bir ekibiz. Abla, birincisi geri çıkarken anahtarını almayı unutma. Yoksa annemi ya da babamı uyandıracaksın. Bir de vücudunda morluk olmayan kısa bir sürenin tadını çıkar çünkü ilk fırsatta, biliyorsun. Bunu yüzdeyken çok söylemesem de sizi gerçekten çok seviyorum ve şimdiden çok özledim. Aybike, sana bir şey söylemiyorum çünkü sen zaten buradasın. Bu evi direkt sen yaptın. Ev senin. Ve şu an adını teker teker sayamayacağım diğer herkes için, onlar kendilerini biliyor. Ankara'da çok eğlenmeyin. Zaten Ankara'da çok eğlenecek bir şey yok. İlla eğlenmek istiyorsanız İstanbul'a gelin.
Beni sinirlendirmeyin. Sanırım bu videoyu artık kapatmanın vakti geldi. Çünkü 5 kere falan ağlamamı durdurmaya çalıştım. Yeterli. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinize çok öpüyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.